toprağını paylaşanlar sahip çıkıyor. Farklı illerdeki hayırseverler evlerini depremzedelerin kullanımına açtı. 8 kişilik Özbek ailesinin yeni yuvası ise Edirne'de bir köy evi oldu. Dördü çocuk 8 kişilik Özbek ailesi Hatay Samandağ'da yaşıyordu. Deprem olduğunda tüm aile dışarı çıktı. Evleri yıkılmadı ama yuvaları da kalmadı. Sol elle bunu aldım. Bunu da sağ elle aldım. Eşim de arkamdan geldi. Direkt ama ne inerken verdi benden tabii. Yani duvarlara muvarlara çarparak aşağı indik anında. Yılmaz Özbek abisi ve onun ailesiyle birlikte yaralanmadan kurtuldu. 3 gün ben, abim, yengem, eşim, 4 tane çocuk arabada yattık. Çocukların psikolojisi bozuldu arabada. Çocuklar hastalanmasın diye ondan korktuk. O şekilde karar verdik çıkmaya. Gözyaşımız hiç dinmedi yani. 3 gün orada kaldık. Gözyaşımız yani oradaki manzara karşısında maalesef şu ana kadar da bir etkisindeyiz yani. Büyük bir kayıp yani. Bir şehri kaybettik. İnsanları kaybettik. Doğup büyüdükleri kenti arkalarında bırakmaları kolay olmadı. Nereye gideceklerini ise bilmiyorlardı. Tır şoförlüğü yapıyorum. Hep Avrupa'ya gidip geliyorum. Yani Edirne'yi az çok böyle yani çok sevdim diyebilirim. O yüzden abime söyledim. Yani gideceksek buradan Edirne'ye gidelim. 2 gün otelde kalan aile Yenikadın köyünde hayırsever Mücahit Kurtulmuş'a ait eve yerleşti. Yılmaz Özbek ve abisi çocuklarını barındıracak bir yuva bulduğu için mutlu. Memleketlerine dönecekleri günü de sabırsızlıkla bekliyorlar. Geri gitmeyi düşünüyoruz. Tabii ki çünkü orası bizim memleketimiz. Yani orada doğmuş, büyümüşüz.